Hepinize koskoca merhaba arkadaşlar. Ben Nüfus KB. Entity Game'in yapmış olduğu güncelleme notlarına biz burada hemen geçelim. Malum fazla zamanımız yok. Hızlıca Full Moon Rift etkinliği eklenmiş arkadaşlar. Öncelikle onlardan bahsedelim. NPC Order Pressed Blank'ten her hesap için her sunucuda günde bir tane Full Moon Rift Voucher alabilirsiniz diyor. Tamam. E, otomatik olarak silinir diyor. Etkinlik eşyası bir gün sonra silinirmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani kısaca parti kurmanız için NPC'ye tıklıyorsunuz. Voucher'ınızı alıyorsunuz. Ardına sekik açıyorsunuz ve buradan gelecek moblara arkadaşlar saldırıyorsunuz. Zaten bunu, bu etkinlikler anlatmamıza gerek yok. Ee, süper Superior Draki Box veya işte normal Drake Drake Box veriyor arkadaşlar yani old Draki Box bu etkinliği çok fazla anlatmaya gerek yok. Onun dışında Knight Marble etkinliği var zar atıyorsunuz, bölümleri atladıkça ödül alıyorsunuz arkadaşlar. Bu etkinlik de güzel. Hem no -Ha, hani, hani hem GB harcamak açısından hem de normal şeyler bakımından oldukça tatlı bir etkinlik diyebiliriz. Neyse bunu da geçtik. Zaten hani çoğunu ezberledik zaten öyle söyleyeyim. Asıl şeylere geldik. Şimdi bu etkinlik arkadaşlar 11 Ocak'ta başlamış. 7 Şubat'ta son bulacak. Daha doğrusu X'si de aynı. Aset NPC'sine güzel içerikler gelmiş. Patos ve üçlü SC buff etkinliği Aset NPC'sine başlamıştır diyor. Patos almanız için 60 hem veriyorsunuz. 2 adet 30 günlük diyor ve 60 hem 2200 HPSC ve Armor 380 Scroll paketi 60 de e, 60 M arkadaşlar. 220 e, HP 380 defans ve atak scroll paketi arkadaşlar gördüğünüz gibi 75 M katlayacak arkadaşlarımızın şenliği güzel olmuş tatlı olmuş hoş olmuş kırmızı tavuk etkinliği varmış arkadaşlar ödüle bakayım Cinnah hani sıfırdan başlasanız bile abicim bu bir, alta yaramaz ki ya. Yani amlem gene güzel de yani şu red amulet nedir? İki gözümün çiçekleri trade edilmiyor bu ya. 3 anta alsan ne almasan 7 defans versene vermesene ama HP olarak da kullanılır herhalde diyeceğim mi? Yok ya HP olarak da kullanmaz. Abi bu etkinlik çöp arkadaşlar geçtik karşıya katılmasanız da olur Evet özel olaraktan Arkadaşlar I love Knight online amblem etkinliği varmış 11 Ocak 11 Ocak ve 7 Şubat tarihleri arasında 20'den fazla I love Knight online gönderisi yapar oyuncular yani 20 kere bu amlemi amblemi aldığınızda sembolü aldığınızda abi abişim şu item alıyorsunuz. Onun dışında evet şuradan bakıyoruz. Ready bir süs bilmem ne işte dilim dönmüyor arkadaşlar. Siz eee ederseniz 30 günlük var. Hero wink mi veriyormuş? iki gözüm üç çiçeği bu. Tamam, biz bunu yaparız abi. Bu bu tam mizlik. Bak burda burada hiç pintilik yapmamış daki gözüm üç çiçeklere ya. Evet re, 83 level rap 6 ve üstü oyuncular. Rap 6 bildiğiniz ve üstü. Oyuncular Jureit Mountain etkinliğinde kazandıkları zaman fortified Sterling Silver Games arkadaşlar Gamestone ödüllerini alacakmış. Bu ne işimize yarayacak? Hemen geliyoruz abi şimdi buradan. Ama Oreas Minark Dreyat ve arkadaşlar Destan'da geçerli bu. Yeni takılar geldi diyelim. Ee, bu eşyanı e, bu eşyası ile 4 tane aksör düşürme şansına sahip olacaksınız. Bu eşyalar haricinde Silver Gem ile aynıdır diyor. Orias Drias işte destan dediği gibi gördüğünüz üzere bu bildiğiniz arkadaşlar enhance diyelim biz buna. Enhanced Minotaur Ring, Enhanced Lich King. En enhanced Kokatris en at e, enhanced İran şekli lilime er gördüğünüz üzere Warboard sistemi Royal Knight Ultima'zın ana Arna, arması ve kaos Lord etkileri eklenmiştir diyor. Et, pardon, etkinliklerine eklenmiştir diyor. Güzel, hoştur tatlıdır. E, şimdi 50 kil 7 TH armor ve 8 TH armor görevleri 81 seviye ve üstü karakter, karakterlerle alınacak arkadaşlar. Yani bu da güzel. Çünkü arkadaşlar ben kısaca şudur. Evet sıfırdan gelecek arkadaşlarımız birazcık zorlanabilir. Onlar için bir etkinlik yok gibi. Ama dediğim üzere emeğiyle bir yerlere gelmeye çalışan ve gene icraatlarını konuştuğu kur arkadaşlarımız 81 seviye olması çok da zor değil açıkçası. 81 olun keyfinize bakın arkadaşlar. Bunlar var güncellemeler diyor. Bunlar var sonra e, erdiği zaman win loss şeklinde savaş sonu ikonu arkadaşlar penceresi oyuna eklenmiştir diyor. Yani buraya arkadaşlar win, ve, win veya loss şeye eklenmiş galiba. Bunlar var sonra erdiğinde 80 üstü oyuncular CZD ışınlanacaktır. Güzel. 6 oyuncular ise kendi ırkların kalesine işte Karussan, Lüferson'a Humansan arkadaşlar EMC'ye otomatik olarak ışınlanacaksınız. 80 altındaysanız. Bunlar var sırasında kral öldüğü zaman duyuru olaraktan mesaj geçecektir. Kısaca arkadaşlar kral olursanız bütün herkes adınızı ezberleyecek bol bol öldürseniz. Şimdi G Giant Minotaur öldüğü zaman karakterinize Ribbon gelecektir diyor. Aa Ribbon bunlar değil mi? Aynen. Tamam. Güzel, hoştur. Neyse Kontrol görevinin ismi Collector Enemy Emblem olarak da değiştirilmiştir diyor. Tamam. Collector Emblem Görevini tamamlamak için Lunar Kapısı önünde bulunan Lich yaratıklarına sembol toplamanız gerekmektedir. Kısaca zaten bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu görev değişecek demiştik ve de değişmiş yerine bulmuş. Masiyat list üzerinde iko ikonun farklı gözüken eşyaların düzeltilme yapılmış. Güzel. Master Tinch'in eşyasının ikonunu değiştirilmiş. Adrian haritasında bulunan görevlerin tamamı kaldırılmıştır diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Günlük giriş etkinliği sona ermiştir diyor. Manes Survivor etkinliği sona ermiş. Asset Minerva NPC'sinde arkadaşlar Special Defense ve Prayer SC'si satış etkinliği sona ermiş diyor. Yeni yıl etkinlikleri sona erdi. Return ve Return Supply Ex Exchange Voucher eşyaları oyundan kaldırılmış. Ve burada da Şöyle söyleyeyim yapımcı ekipten siz değerli oyuncularımıza bilgilendirme mesajı diyor. Birçok arkadaşımızın Knight Online Direct 11 güncellemesini beklediğini biliyoruz. Ekiplerimizi öncelikle yani öncelikle tüm testlerini gerçekleştirdikten sonra siz değerli oyuncularımızı kullanımına sunacaktır diyor. Kısaca arkadaşlar hazırlanmış gelme, geliyor gelmekte olan. Şimdi genel olaraktan güncellemeyi eleştireceğiz. Güncelleme güzel ama bizim beklediğimiz kadar değil açıkçası. Bakın bizim beklediğimiz gibi değil. Biz daha farklı sorunların çözülmesi üzerine düşüncelerimizi paylaştık. Ama burada so sorunlardan ziyade bir etkinlik gitti, diğer etkinlik geldi gibisinden bir şey yapılmış burada. Bazı düzeltilmeler olabilir ama oyuncuların gerçekten beklentilerinin yüksek olduğunu, oyundaki sorunların çö çözülebilmesi gerektiğini üstüne basabası söylerim. Ayrıca Rise Online'da da son günlerde oyuncuların oyundan düşme problemleri var. Kısaca oyunlar bildiğiniz oyun bir kapanıyor bir açılıyor de gibi bir şey oluyor galiba. Bu da arkadaşlar oyuncu kapasitesinden ötürü. Ben size zaten en başında dediğim kelimeler çıkıyor, kurban olduklarım. Oyun server e, hani oyun yeni serverlara hazır olmadığı için sorunlar yaşanabilir demiştim ki yerinde buldu. Oyun oyuncu sayısı arttıkça ister istemez bu kopma problemleri olacaktır. Ama Mehmet abi olsun, Tarkan Bey olsun. Abi ben bu insanların bu bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Madem bu böyle bir yol, yola girdiler, demek ki kendilerine güveniyorlar. Ben benim de onlara güvenmeme gibi bir şansım yok malum. Umarım başarılı olurlar ama dediğim üzere oyuncu yanlısı firmaları lütfen hani firmalar kendilerini bir bellesin kurban olduklarım. Hani etkin etkinliklerinizle kampanyalarınızla bakın kampanya diyorum altın çize, çize Kampanya başlatın kurban oldukları mı ya? Durmadan işte milyarlar harcıyorsunuz Facebook reklamlarına, Instagram reklamlarına, sosyal medya reklamları kısaca. Milyonlar harcıyorsunuz. Siz o milyonlara oyuncu oyuncularınıza etkinlik olarak da yapıştırsanız vay ya. hani hatta hesabı yok neler olacağını da hani ne diyeyim arkadaşlar ne diyeyim reklam yapacağınıza reklamınız sizin oyuncularınız olsun arkadaşlar reklamınızı oyuncular yapsın ha, ya siz kendi kendinize hani para verip yapmayın o paralarla ya oyunu geliştirin ya da arkadaşlar oyuncularınızı reklam yüzü olaraktan gösterin etkinleri getirin. Abi Rise Online şu etkini getirmiş. Abi işte Rise Online böyle kampanya yapıyor. Bunları da duyalım. Usko cephesine keza gene aynı ya. Gene aynı. Kampanyalar yapın abicim. Reklamları bırakın ya. Reklamınızı bırakın. Oyuncular yapsın. O Usko şöyle bir kampanya başlatmış. İşte Rise Online şöyle bir kampanya başlatmış. Yarışın yarışın. Yarışın ki hem oyuncularınız memnun olsun. Hem de gelişin. Büyüyün abi. Ben benim şeyim bu. Bakın benim düşüncem bu. Siz nasıl düşünürsünüz bilemem. Dipnot ortadan geçeyim. Rise Online'a asla bakarsak saldırı yok. Bakın bazı arkadaşlarımız diyor ki o Rise Online'a saldırı var vesaire. Rise Online'a saldırı yapılmıyor arkadaşlar. Dediğim üzere oyunun ilk başında nasıl kopma problemleri ardı ardına geldiyse sunucu hani sunucu yoğunluğundan ötürü gene Rise Online'da aynı e, kronik sorun devam ediyor anlaşılan. Umarım yeni sunucular açıldıktan sonra bu birazcık yük azalır ve sorunsuz bir şekilde süreci başlatıp ilerletirler diye tahmin ediyorum. İnşallah yani ben bu ekibe güveniyorum. MGM'e de güveniyorum. NTT'ye de ama lütfen kurban olduklarım birazcık etkinliklerde kampanyalar yapın, bir şeyler yapın. Hani coşturun ortalığı coşturun oyuncuları. Bakın siz oyuncuları coştursanız oyuncular da sizi coşturur kurban olduklarım ya Bu kadar basit iki gözümün çiçekleri hadi Biz Bakın ben görevimi yaptım ben videomu hazırladım tık diye şey yaptım Bende kırpma etme biçme yok PK videosunda bile Kesilirsem kesilirim Kesilirsem kesilirim Kalkan takmak yok Ben kalkan takmam PK'da Ölürsem ölürüm Kesersem keserim bu kadar basit Ve hiçbir zamanda yapmacık olmadım olmam da arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Şu videomuza bir beğeni rekoru gelsin. Bakın konuşmalarımızdan ötürü şöyle bir beğeni rekoru gelsin. Safımızı bilelim. Destekli, destekçilerimizi bilelim. Beğeni rekoru bekliyorum arkadaşlar. Şu videoya iki tarafa da güzel şeyler söylediğimi düşünüyorum. Çok fazla giydirmediğimi düşünüyorum Allah için. Herkes kendisine cici baksın arkadaşlar. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Kocaman kocaman kocaman. Yani şöyle şey yapalım. Şarımız da gene yedeymiş.